Efendim, nasıl kaçtı bilmiyorum. Kendisine odasından çıkmamasını söylemiştim. Boğuşma izi var mı? Hayır efendim. Ve görevli nöbetçi? O da hiçbir gürültü duymadığını söyledi. Özür dilerim efendim. Sen neden özür diliyorsun? Ne olduğu belli. Layla kaçmış. Belki de. Ya da değil. Ama bence bütün bunlar düzmeceydi. Ama neden efendim? Çünkü istediği şey evime girmekti. Tecavat'ın bu olayla hiçbir ilgisi yok. O sadece bana yakın olmak istedi. Efendim izin verin de bir kez daha kontrol edeyim. Sen neden endişelisin böyle? Hiç kimseye güvenmediğini görmek beni çok korkutuyor. Nöbetçi askerin onu görmemesi Layla'nın kaçtığı anlamına gelmez ki. Dejavat'ın adamları onu kaçırmış olamaz mı? Ama sen onun yalan söylediğine öyle inanmışsın ki. Her şeyin düzmece olduğunu düşünüyorsun. Bak Paro, kukla gösterisini hatırladın mı? Hani seni ağlatan gösteriyi. O insanlar bana çok daha farklı bir hikaye anlattı. Ama bunun konumuzla ne... İlgisi var. Layla onlara para vermiş. Sırf hikayeyi değiştirsinler diye. Gözyaşlarına boğulman için, seni ağlatmak için yaptı bunu. İstediği şey seni üzerek zayıflatmak. Ve geri adım atarak hayatımdan çıkman. Efendim, nöbetçiyle tekrar konuştum. Söylediğine göre Layla odasında uyuyacağını söylemiş. Odasından çıkmadan önce insanlar onun uyuduğunu sansın diye yatağın içine bir yastık yerleştirmiş. Nöbetçi seslendiğinde cevap vermeyince içeri girmiş. Ve pencerede açıkmış efendim. Güven mi? Gördün mü? Ne güveni ama. Onu boş versen aman. Bundan böyle onun güvenliğinden bir sorumlu değiliz. Aslında hayatı hiç de tehlikede falan değilmiş. Bizi başından beri kandırmış. Tecavat'ın ondan bir şey istediği yok. Peşini bırakın. Ama efendim devenin sahibi bize Tecavat'ın adamlarının etrafta olduğunu söyledi. Doğru. Çok haklısın. O zeki bir kadın aslında. En başından beri ona güvenmekte hata ettim. Layla, ben sana güvenmiştim ama sen... Kocanın gelmesini mi bekliyorsun? Çok bekleme. İşe gitmek için hazırlanmışsa artık kimse ilgisini çekemez. Ve arkasına dönüp bakmak gibi bir huyu da yoktur. Bakmayacak. Müzikten nefret eder. Benim yüzümden bir sürü sorun yaşıyorsun değil mi? Üstelik şimdi Rudra'yla aramızda yaşananları da öğrendin, öyle değil mi? Hiç rahat değilsindir eminim. Dışarı çıkmayayım. Çok istiyorsan bana söyleseydin. Bir telefonun bile yok. Ne kadar endişelendiğimi... Layla ile ilgili ilk günden beri haklıymışsın sen. Ama ben... ona yine de güvendim. Her söylediğine inandım. İnandım. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sen ona ikinci bir şans verdin.
Ama o buna layık olamadı. Hepsi bu kadar. Bizi birbirimize düşürmüş olabilirdi, öyle değil mi? Hayır hayır, asla. Bunu asla yapamazdım. Onun aramıza girmesine asla izin vermezdim, asla. O zaman bu ne demek? Aramızdaki ilişkiyi kabul ediyorsun öyleyse.